Önce Samsun, sonra Amasya ve Erzurum, ardından Sivas. Bağımsızlık mücadelesi adım adım örüldü. Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı tarihi Sivas Kongresi 100 yaşında. Kongrenin yıl dönümü dolayısıyla kentte etkinlikler düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Sivas'taydı. Atatürk Anıtı önünde yapılan törende Cumhurbaşkanı ile birlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da yer aldı. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu. Sivas'ta toplanan heyetin çalışmalarıyla başlayan bu süreç sonunda hem yurdumuzu işgalden kurtardık hem de yeni devletimizi kurduk. Nitekim Gazi Mustafa Kemal de hatıralarında Cumhuriyet'in temellerini burada attık diyor. Sivas Kongresi kararları milletimizin en zor zamanlarında bütün dünyaya haykırdığı bir bağımsızlık manifestosudur. Burada manda ve himaye asla kabul olunamaz kararının alınmasıyla milli mücadelemizin gayesi bütün dünyaya ilan edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye karşıtı faaliyetlerde bulunanlara da seslendi. Vatanımıza, bayrağımıza, istiklalimize uzanan her eli kırdık, yine kıracağız. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise parti meclisinde konuştu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önemli bir aktör olarak ortaya çıktığı kongre Sivas Kongresi'dir. Mondros Mütarekesi burada reddedilir. Himaye kabul edilmez der. CHP'nin ilk kurultayının Sivas'ta yapıldığını da hatırlattı Kılıçdaroğlu. İlk kurultayımızı Sivas'ta yapmış olmaktan da ayrıca memnunluk duyarız. Anadolu'nun kadim bir kentinde ilk kurultayını yapan bir parti olarak da ayrıca Sivaslar bizi bağrılarına bastılar, biz de Sivaslara şükranlarımızı sunarız.